Merhaba arkadaşlar. Yazım kuralları dersimize birleşik kelimelerin yazımı konusuyla alt başlığıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Bu konumuzda birleşik kelimelerin, bitişik yazılan birleşik kelimelerin ve ayrı yazılan bitişik kelimelerin hangi kurallara göre birleşik yazılıp yazılmadıklarını beraber inceleyeceğiz şimdi sizinle birlikte. İlk olarak bitişik yazılan birleşik kelimelerle başlıyoruz arkadaşlar dersimize. Birinci maddemiz ses düşmesine uğrayan birleşik sözcükler bitişik yazılır diyor. Herhangi bir ses düşmesine uğramışsa eğer bu iki sözcük birleşirken mutlaka bunların birleşik olarak bitişik olarak yazılması gerekiyor. Örneklerimizde cumartesi, nasıl, niçin, kaynana ve birbiri sözcükleri verilmiş arkadaşlar. Bakın cumartesi sözcüğü cuma ve ertesi isimleriyle, nasıl sözcüğü ne ve asıl sözcükleriyle, niçin sözcüğü ne ve için sözcükleriyle, kaynana sözcüğü ise kayın ve ana sözcükleriyle birleşerek meydana gelmiş. Bunlar birleştirme esnasında da aralardaki seslerin düştüklerini görüyorsunuz arkadaşlar. Cumartesi sözcüğündeki R harfinin, nasıl sözcüğündeki ne ve asıl sözcüklerindeki E harfinin, ne için sözcüğünde ise arkadaşlar E harfinin yine düştüğünü, bu sebeple de birleşik yazıldığını görüyorsunuz birinci maddemizde. İkinci maddemizde ise arkadaşlar birleşik yazılan sözcüklerde etmek, eylemek ve olmak sözcükleri. Bunlar yardımcı fiillerimiz biliyorsunuz ve bu yardımcı fiillerle oluşturulan sözcüklerde eğer bir ünlülüşmesi ya da ünsüz türemesi meydana gelmişse bunları birleşik olarak yazmamız gerekirdi. Herhangi bir türeme ya da düşme meydana gelmiyorsa onların ayrı yazılması gerekiyordu arkadaşlar. Kaybolmak, hissetmek, emretmek sözcüklerine bakalım beraber. Kaybolmak sözcüğünde kayıp ve olmak sözcükleri birleşmiş. Gördüğünüz gibi birleşirlerken aradaki I harfinin de düştüğünü görüyorsunuz. Hissetmek sözcüğünde ise S harfinin türediğini görüyoruz arkadaşlar. His ve etmek sözcüklerinde bir ünsüzün türediğini görüyoruz. Bu sebeple birleşik yazılmış. Emretmek sözcüğünde ise emir ve etmek sözcüklerinden meydana geliyor. Bakın emretmek birleşirken de i harfinin aradan düştüğünü görüyorsunuz. Bu ve bunlar gibi arkadaşlar herhangi bir sesin düştüğü ya da türediği etmek, eylemek ve olmak yardımcı fiilleriyle yapılan birleşik sözcüklerin mutlaka bitişik yazılması gerekiyor. İkinci kural olarak da bunu söylüyoruz. Üçüncü kuralımızda arkadaşlar sözcüklerden her ikisi veya sadece ikincisi anlamından uzaklaşmışsa, benzetme yoluyla anlam değişmesine uğramışsa bunları da birleşik olarak yazmamız gerekiyor. Bizim için önemli olan kural şu arkadaşlar. Sözcüğün ikinci sözcüğü, birleşme esnasında meydana gelecek olan sözcüklerden ikincisi, yani buradaki altın baş sözcüğündeki baş, kanat, göz, çapkın sözcükleri ifade edilen kavramla anlam ilişkisi kurmuş mu kurmamış mı buna bakacağız. Çapkın ile kuş arasında bir ilişki yok. Göz ile balık arasında bir ilişki yok. Ördekle kanat arasında bir ilişki yok arkadaşlar. Kavunla baş arasında bir ilişki yok. Bunlar herhangi bir özelliğini ya da bölgesini ifade eden sözcükler. Dolayısıyla da gerçek anlamından uzaklaşmış olan ifadeler. Bunlar gerçek anlamlarından uzaklaştıkları için de birleşik yazılıyor. O halde şunu söyleyebiliriz. İki farklı sözcük eğer ikisi de birbirinden anlamca uzaklaşmışlarsa, gerçek anlamlarından uzaklaşmışlarsa birleşik yazılırlar. Birinci sözcük anlamını koruyor. Sadece ikinci sözcük anlamından uzaklaşmışsa yine birleşik yazılması gerekiyor arkadaşlar. Bizim için söylediğim gibi en önemli olan şey şu. İkinci sözcük. Eğer ikinci sözcük anlamından uzaklaşmışsa onu birleşik yazmamız gerekiyor. Dördüncü maddemizde A, E, I, İ, U, Ü zarf iyilikleriyle bilmek, vermek, kalmak, durmak, gelmek, görmek, yazmak sözcükleri birleştikleri zaman bunlar mutlaka bitişik olarak yazılır. 7. sınıf bilgilerinizden hatırlayacaksınız. Kurallı birleşik fiiller diye bir konumuz vardı ve bu kurallı birleşik fiiller yeterlilik, sürerlilik, yaklaşma, tezlik gibi anlamlar ifade ederlerdi. Bunlar da mutlaka birleşik yazılıyor arkadaşlar. Yapabilmek, gördüğünüz gibi burada yeterlilik ifade eden yapmak ve bilmek sözcüklerinden meydana gelmiş bir ifade. Bu sebeple birleşik yazılmış. Gelivermek yine tezlik ifade eden birleşik fiillerimizden bir tanesi mesela. Gelmek ve vermek sözcüklerinden meydana geldiği için birleşik yazılması gerekiyor. Gide durmak, bakın sürelilik ifade eden birleşik fiillerimizden bir tanesi, gitmek ve durmak sözcüklerinden oluşmuş ve bunlar da birleşik olarak yazılmış. Demek ki neymiş? Dördüncü maddemizde kurallı birleşik fiiller her zaman birleşik yazılması gerekiyor, bitişik yazılması gerekiyormuş. Beşinci maddemizde arkadaşlar ikinci kelimesi sıfat fiilekleriyle oluşturulmuş olan sözcüklerde kalıplaştıkları için artık birleşik fiil olarak kullanılırlar ve bitişik olarak yazılırlar. Ağaç kakan, dalga kıran, gökdelen, hacı yatmaz, çok binmiş, yurtsever, kül yutmaz, hayırsever gibi sözcüklerin son sözcüklerine bakın birer
sıfat fiilekleri almışlar. Bu sıfat fiilekleriyle artık kalıplaşmış oldukları için birleşik olarak yazılırlar arkadaşlar. Altıncı maddemizde bir veya iki ögesi çekimli olan, çekimli fiil olan birleşik fiillerde yine kalıplaşmış oldukları için bitişik yazılırlar. Kül bastı, şıp sevdi, biçer düver. Bakın bu sözcükler ifade edilen anlamların dışında farklı kavramları karşılayan sözcükler. Kül bastı diyorsunuz, basmakla külle bir ilişkisi yok. İşte şıp sevdi diyorsunuz, şıp hızlı, tezlik ifade ederken sevdi sevmekten ifade ediyor. Kimler için kullanılır şıp sevdi ifadesi? Çabuk aşık olan, çabuk beğenen insanlar için kullanılır. Gördüğünüz gibi ifade edilen sözcüklerin anlamının dışında anlamlar ifade ediyorlar. Biçer döver, çıt kırıldım, İmam bayıldı, dedikodu, yanar döner birçoğu kalıplaşmış, birçoğu da gerçek anlamının dışında anlamlar kazandıkları için birleşik yazılan sözcükler haline gelmişler. Altıncı maddemizde de demek ki bir veya iki ögesi çekimli bir fiilden meydana gelmiş olan sözcükleri mutlaka kalıplaşmış oldukları için birleşik fiil olarak bitişik yazmamız gerekir. Geldik 7. maddemize arkadaşlar. 7. kuralımız bir veya iki ögesi emir kipiyle kurulan kalıplaşmış birleşik fiillerde yine bitişik yazılır. Alaşağı, ateşkes, yapboz, rastgele, çekyat, kapkaç, sıkboğaz. Ben bu tarz sözcükleri birbirlerinden ayırt ederken hep şu yöntemi kullanırım arkadaşlar. Bu sözcüğü farklı bir dile çevirecek olsaydım ifade edilen sözcükler muhtemelen karşı tarafımızın ne demek istediği, karşı tarafa ne demek istediğimiz anlaşılamayacaktı, geçemeyecekti. İşte yapboz sözcüğünü İngilizceye çevirecek olsak karşılamak istediğimiz kavram, kavramın ne olduğu karşı tarafı iletilemeyecekti. Çekyat, kapkaç, bakın ifade edilen anlamlar ne kadar farklı. Sözcüklerin ifade ettikleri anlamlara yeni bir ruh katılmış. Bunlar demek ki birleşik yazılıyor arkadaşlar artık. Belirli bir kavramı ifade ettikleri için. 8. maddemizde iki veya daha çok sözcükten oluşmuş Türkçe yer hatları da yine bitişik yazılıyor arkadaşlar. Bu kolay bir madde. Bunu zaten hepimiz doğru bir şekilde yapıyoruz. Yer isimleri de böyle birden fazla sözcükten oluştukları takdirde birleşik yazılıyorlar. 9. Şehir, kent, köy, mahalle, dağ, tepe, deniz, göl, ırmak, su ve benzeri sözcüklerle kurulmuş olan sıfat tamlaması ve belirtisi isim tamlamaları da yine bu kalıplarda kullanılan ifadelerde birleşik yazılıyor. Akşehir, Eskişehir, Taşçay, bunun çoğu yer ve şehir isimleri, ilçe isimleri olmaları sebebiyle zaten kolaylıkla ayırt edilebilen maddeler, ayırt edilebilen sözcükler oluyor arkadaşlar. 10. maddemizde arkadaşlar ara yönler. Ara yönleri belirten sözcüklerde bitişik yazılıyor. Kuzeybatı, Güneydoğu. Bunların ne zaman büyük harflerle başladığını bir önceki dersimizde söylemiştik arkadaşlar. Kuzeybatı ve Güneydoğu gibi yön ifade eden sözcükler özel bir isimden önce kullanılırsa büyük harfle, sonra kullanılırsa küçük harfle yazılıyordu. Ara yönlerde arkadaşlar birleşik yazılıyor, bitişik yazılıyor. 11. maddemiz 11'de somut olarak yer bildirmeyen alt, üst ve üzeri gibi yön ifade eden ifadeler, sözcükler arkadaşlar somut bir yer ifade etmedikleri için arkadaşlar birleşik yazılır. Somut bir yer ifade edecek olsalar o zaman ayrı yazılırlardı. Mesela ayak altı, bilinç altı, göz altı, akşam üzeri, suç üstü. Bu sözcükleri eğer fiziksel bir yer ifade edecek şekilde kullanırsak o zaman ayrı bir şekilde yazmamız gerekirdi. Ancak şimdi burada olduğu gibi küçük birleşik bir şekilde yazıyoruz. Mesela hırsız akşamüstü suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Burada akşamüstü, suçüstü ve gözaltı ifadelerinin hiçbiri fiziksel bir yer ifade etmiyor. Ancak gözaltı torbaları büyümüştü gibi bir anlamda kullanırsak gözaltını o zaman ayrı yazmamız gerekirdi arkadaşlar. Ya da masanın üzeri dediğimiz zaman üstü sözcüğünü o zaman ayrı yazmamız gerekirdi. Fiziksel bir yer ifade ettiği için. 12. maddemizde ev, hane, name, zade sözcüğüyle kurulan birleşik fiiller, bu birleşik sözcükler. Bu sözcüklerde mutlaka bitişik yazılıyor arkadaşlar. Genel geçer bir kuraldır. Ev, hane, name, zade sözcükleri. Aşevi, bakım evi, gözlem evi, huzur evi, öğretmen evi, hane, beyanname, işte haramzade gibi ifadeler birleşik yazılırlar kalıplaştıkları için. Eczane, hastane, pastane, postane sözcüklerindeki haneler bazen kalıplaştıkları için arkadaşlar ane şeklinde yazılabilir burada olduğu gibi. Eczane, postane, hastane gibi ifadelerde yine ane şekilleriyle de yazılabiliyor. Geldik ayrı yazılan birleşik kelimeler arkadaşlar. Bu kelimelerimiz de ayrı yazılıyorlar. Etmek, edilmek,
eylemek, olmak, olunmak gibi yardımcı fiillerle oluşturulan sözcüklerde arkadaşlar herhangi bir ses düşmesi ya da türemesi meydana gelmediği için bunların da ayrı yazılması gerekiyor. Bu ses olayı gerçekleşirse eğer birleşik yazardık, ancak ses olayı olmadığı için bunları ayrı yazıyoruz. Alt etmek, arz etmek, azat etmek, dans etmek, kul olmak, not etmek, terk etmek, var olmak, yok etmek, yok olmak. Bu sözcükleri dikkat edin, herhangi bir ses olayı olmadığı için ayrı yazmamız gerekiyor. Çok önemli de bir notumuz var burada. Birleşme sırasında kelimelerden hiçbiri veya ikinci kelimesi anlam değişikliğine uğramamışsa da yine ayrı yazmamız gerekiyor arkadaşlar. Bunu ilk bölümde şu şekilde ifade etmiştik. Bizim için önemli olan sözcük ikinci sözcük demiştik. Eğer ikinci sözcüğümüz anlamını yitirmişse o zaman bunu birleşik yazmamız gerekir demiştik. Şimdi de burada bize ikinci kelimemiz ya da iki kelime birden anlamını koruyorsa o zaman bunları ayrı yazmamız gerekiyor. Mesela köpek balığı sözcüğünü ele alalım. Balık, köpek balığı. Evet, karşılığı ikinci sözcük anlamını koruyor. O halde buradaki köpek balığı sözcüğünü ayrı yazmamız lazım. Uğur böceği, evet, bahsettiğim şey bir böcek. İkinci sözcüğümüz de böcek. O halde sözcük anlamını koruduğuna göre bunu da ayrı yazmamız gerekiyor arkadaşlar. İşte Ankara keçisi, yaban ördeği, at sineği, ateş böceği ikinci sözcüklerin tamamında anlamlarını koruduğunu görüyoruz. Bu sebeple de bunları birleşik yazmamız gerekir. Bitki türlerinden birinin adıyla kurulanlar var arkadaşlar. Bunlar da yine ayrı yazılan ifadeler. Çörek otu, lavanta çiçeği, kuş özümü. Dikkat edin, ortak olarak her birinde ikinci sözcüğümüz kendi anlamını koruyor. Gerçek anlamını koruyor. O halde bunlar da ayrı yazılmalarını sağlıyorlar. Nesne, eşya, alet adlarından biriyle kurulan birleşik kelimeler. İşte lüle taşı, oltu taşı, duvar saati, el sabunu yine ikinci sözcüklerin anlamlarını koruduğunu görüyorsunuz. Durum, olgu ve olay bildiren sözlerden biriyle kurulan birleşik kelimelerdi. İşte açık öğretim, ay tutulması, işbirliği, bu sözcüklerin de yine ayrı yazılmaları gerekiyor. Zamanla ilgili birleşik kelimeler, bağ bozumu, gece yarısı, gün ortası, hafta başı, hafta sonu, bu ifadelerin de her zaman ayrı yazılması gerekiyor. Yiyecek içecek adlarından biriyle kurulanlar var arkadaşlar. Bunları da yine ayrı yazmamız gerekiyor. Kuru yemiş, talaş böreği, badem yağı, maden suyu, tulum peyniri, tamlama da meydana getiriyor zaten bunlar. Bu sebeple de ayrı yazılmalarına sebep oluşturmuş. Bilim ve bilgi sözleriyle kurulan birleşik kelimeler, dil bilgisi, gök bilimi gibi ifadeler. Yol ve ulaşımla ilgili olanlar, çokça karıştırdığımız hava yolu, kara yolu gibi sözcükler. Bunlar da yine ayrı yazılırlar. Yuvar ve küre sözcükleriyle oluşan göz yuvarı, hava küre, su küre, yarım küre gibi ifadelerinde yine ayrı yazılmaları gerekiyor. Benzetme yoluyla arkadaşlar bir insanın niteliğini anlatmak üzere bitki, hayvan ve nesne adlarıyla kurulan birleşik kelimeleri de yine ayrı yazmamız gerekir. Mesela insanlar için kullandığımız çetin ceviz ifadesi vardır. Zor olan insanlar için, inatçı olan insanlar için kullanılır. Çöpsüz üzüm ifadesi kullanılır. Sarı çıyan ifadesi kullanılır sinsi insanlar için genellikle. Eski toprak, hani bilmiş, bilgili, görgülü insanlar için, tecrübeli insanlar için kullanılır. Demir yumruk öyle kolay kolay alt edilemeyen insanlar için kullanılır. İşte kuru kemik de çelimsiz, sıska insanlar için kullanılan ifadelerdir. Bu sözcüklerine yine ayrı yazılmaları gerekiyor. Çünkü benzetme yoluyla insanın bir özelliğini ifade etmiş olurlar. Renk sözü veya renklerden birinin adıyla kurulmuş isim tamlaması yapısındaki renk adları da ayrı yazılıyor arkadaşlar. İşte gümüş rengi, portakal rengi, ateş kırmızısı, boncuk mavisi, limon sarısı gibi ifadelerde yine benzetme yoluyla, renk sözcüğüyle tamlama oluşturmuşlar. Bu sebeple de bunlar da ayrı yazılırlar. İyi dilek, karşılama ve uğurlama sözleri de ayrı yazılıyor arkadaşlar. Hoşça kal, bu da çok yaptığımız hatalardan bir tanesi. Özellikle sosyal medya yazışmalarımızda. Hoşça kal, sağ ol, hoş geldin. Bunlar ayrı yazılıyor arkadaşlar mutlaka. Güle güle, Allah'a ısmarladık, hoş bulduk. Bizim burada çokça yanlış yaptıklarımız şunlar. Yani hoşça kal, sağ ol ve hoş geldin. Bunları da mutlaka ayrı yazmamız gerektiğini unutmamamız gerekiyor arkadaşlar. Dış, iç, sıra sözleriyle oluşturulan birleşik kelime ve terimler de yine ayrı yazılanlardan arkadaşlar. Çağ dışı, sıra dışı, yasa dışı, ceviz içi, hafta içi, yurt içi, aklı sıra, ardı sıra, peşi sıra, yanı sıra, bu tarz sözcüklerin de yine ayrı yazılmaları gerektiğini unutmayalım. Alt, üst, ana, ön, art, arka, yan, karşı, iç, dış, orta, büyük, küçük, sağ, sol, peşin, bir, iki, tek, çok ve çift sözcükleriyle oluşturulmuş olan sözcükler ve terimlerde arkadaşlar yine ayrı yazılmaları gerekenlerden. Alt yazı, üst kat,
ana bilim dalı, ön söz, bakın ön söz çokça yaptığımız hatalardan biri. Ön yargı kesinlikle ayrı yazılmaları gerekenlerden. Arka plan, bu işin arka planı, art niyet, yan etki, karşı görüş, iç savaş, dış hat, bunların tamamı ayrı yazılıyor arkadaşlar. İki anlamlı, tek eşli gibi terim ifadelerde yine ayrı yazılması gerekenlerde. Bir soruyla devam edelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözün yazımı yanlıştır demiş. Türkiye'nin güneydoğusunda ara yönleri ifade eden sözcüklerin birleşik yazılmaları gerektiğini zaten biliyoruz. Özel bir isimden önce gelseydi de büyük harfle yazılırdı. Burada küçük harfle yazılmasında herhangi bir problem olmadığı için A şıkkında herhangi bir sorun yok. İnsanlar içinde yapayalnız kalmak. Yapayalnız burada arkadaşlar pekiştirme görevinde kullanılmış olanları da yine birleşik yazmamız gerekiyordu. Bu sebeple bunlar da birleşik olarak yazılmış. Bunda da bir problem yok. Her insanın eğitim ve öğretim hayatında kazanması gereken en önemli şey ana dilini. Bu da ana ifadesiyle kurulmuş olanlarını ayrı yazmamız gerektiğini biraz önce söylemiştik. D şıkkında ise hangi hata var? Asırlardan beri maziden böyle uzun gözyaşı nehiri demiş. Bakın normalde bir ünlü düşmesi meydana gelmiş ancak bu ünlüyü düşürmemiş. Nehiri değil nehri demesi gerekirdi. Bu aradaki i harfinin düşmesi gerekiyordu. Düşürdüğü takdirde bu cümlemiz normal doğru bir hale dönüşür. Burada yazım yanlışı olan tabii ki Denizli Şıkkı olduğu için doğru cevabımız da Denizli Şıkkı olur. Bugünkü dersimizin burada sonuna geldik arkadaşlar. Birleşik ve ayrı yazılması gereken birleşik sözcüklerin nasıl ve hangi koşullarda birleşik yazıldığını inceledik beraber. Bir sonraki dersimizde kısaltmaların yazımına geçiş yapacağız. Herkese iyi dersler diliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.